Bir sanat dalında bir yarışma ve Türkiye'nin başarısı veya Türkiye'den bir öğrencinin başarısı diyebiliriz. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen uluslararası klasik müzik sanatçıları yarışmasında büyük ödülü kazandı Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencisi Hüseyin Turna. Emek sarf ettim tabii ki. Çalışmak gerekiyor çok fazla. Genç keman sanatçısı emeğinin karşılığını aldı. Uluslararası yarışmada Grand Prix'e yani en büyük ödüle layık görüldü. İslam ülkeleri arasında düzenlenen 11. Uluslararası Klasik Müzik Sanatçıları Yarışması Eylül ayının sonunda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencisi Hüseyin Turna aldığı ödülle Türkiye'yi gururlandırdı. 6 yaşında kemana başladım. Piyano eğitimine falan başladım. 2014 yılında Hacettepe'yi kazandım. Yaklaşık 10 yıldır neredeyse Hacettepe'de okuyorum. Çok mutluyum bu ödülü kazandığım için. Gurur verici bir şey tabii ki. Aynı yarışmada 13 yaşındaki Neris Ece Atış da küçükler kategorisinde 23 sanatçının içinde ilk 5'te yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Aslında çok güzel bir duygu. Tabii ben de isterdim bir dereceye tam olarak girmek. Ama benim için çok güzel bir deneyim oldu. Genç sanatçıları yarışmaya hazırlayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Tuğba Tamer Türeli de mutluluğunu dile getirdi. Bütün yarışmacılar içinde en yüksek ödül. Öyle bir şey ki yani birinci, ikinci, üçüncülüğün de üstünde bir ödül. Daha sonra sıralamada geliyor birinci, ikinci. Bu gerçekten çok büyük bir onur. Türkiye'de Hardaliye adında bir yerli yöresel içecek var. Duydunuz mu bilmiyorum ama eğer yolunuz Trakya'ya düşerse Kırklareli'nin oralara mutlaka görürsünüz, karşılaşırsınız. Hardaliye ilginç bir karışım. Böyle birbirine ters geliyor gibi ama beğenenler çok. Üzüm ve hardaldan oluşuyor. Üretimini de Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan tesis yapıyor. Cihazlar kuruldu, çalışmalar başladı. Kentin kendine özgü içeceği lisede oluşturulan tesiste üretime geçti. Coğrafi işaretini aldığı Ardaliye'yi ilimize Kırklareli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerimize beraber hazırlamaya başladık. Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okullarında oluşturulan tesiste yörenin tescilli ürünlerinden üzüm suyuna hardal ilave edilerek hazırlanan hardaliye üretimine başladı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da kenti gezerken tadına baktığı ve milli içecek haline getirilmesi için talimat verdiği hardaliyenin tanıtımı için kentte birçok kuruluş çalışmalarını sürdürüyor. Geçmiş dönemlerde sadece yöre halkının bildiği hardaliye 2017'de coğrafi işaretle tescillenmesinin ardından daha bilinir hale geldi. Milli Eğitim Müdürlüğü de üretim ve pazarlamaya katkı için kolları sıvadı. Lisenin içerisinde bir tesis yapıldı. Öğrenciler de aynı istekle destek oldu. Daha önce içtiğim hardaliyeyi şu anda okulumuzda yapıyoruz. Evet, çok benim için çok gurur verici bir şey. Şehirde 3 firma tarafından yılda 40 ila 45 ton üretilen hardaliye hem Kırklareli'ne gelen turistlere hem de internet üzerinden yapılan satışla dünyanın pek çok yerine ulaştırılıyor. Bundan dolayı ben gerçekten başta Sayın Bakanımız olmak üzere bu tesisin hazırlanmasına hizmeti geçen herkese çok teşekkür ediyorum.